Rajim Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ve yessir li emri vahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ve fawwidu emri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad. A'ud billahi'l azim ve bi vechil kerim ve sultanihil kadim min sharri şeytanir racim. Elhamdülillahi'llezî ersale rasûlehu beşîren ve nezîrâ. Ves-salâtu ves-selâmu alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alel-hayri vel asîrâ. İ'lemû enne afdalel-kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel-hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l-umûri muhtesâtuhâ ve kullu muhtesin bid'a ve kullu bid'atin dalâle. Kulle dilatin finnar. Ve bid senedil muttasil en nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal. El buddu vel adavetu yetevarasani. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhi salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab-ı Etbalar, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmu'inin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal-i dar-ı baka edenler Rahmetullahi Aleyhi Mecmu'inin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, inşa efendilerimiz eserlerinden yararlandığımız hocalarımız, bu cami-i şerifi yaptıranlar, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenler, bu cami-i şeriften güzeran eden emme hutaba, müezzinin kayyumin, cemaat-i müslümin, bu civarlarda methumundan evlâ, ulema, sulâhâ, şühedâ, mü'minâ, tüm geçmişlerimizin ervâh için el-Fâtiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müştefa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. El-Buddu, meveddet, sevgi, sevmek. Vel-Adavetu, düşmanlık. Yetevârasâni, babadan oğula, dededen oğula, toruna, nesilden nesile geçer. Bir hadis-i şerifte el-buddu yetevârasu, el-buğdu yetevârasu. Sevgi de tevarüs eder, miras olarak nesillere geçer. Buz, kin de nesilden nesile geçer. Yani akraba arasında akrabalardan birinden diğerine hem sevgi hem de kin geçer, miras kalır. Onun için böyle olduğuna göre biz seveceğiz. Tabii sevilmesi gerekenleri seveceğiz. Allah düşmanlarını değil. Müminleri seveceğiz. Akrabamızdan, yakınlarımızdan, dostlarımızdan, mümin kardeşlerimizden güzel insanları seveceğiz ki bizim bu sevgimiz çocuğumuza, torunumuza geçsin. Aksi halde birisine kin beslersek, dargınlık yaparsak o geçer diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat edin, arkanıza buz, kin miras bırakmayın. Sevgi, muhabbet, meveddet miras bırakın diye bizi uyarıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii müminler birbirine sevmek zorundadır. Müminler çünkü birbirinin kardeşidir. İnnemel müminüne ihva. Müminler ancak ve ancak kardeştirler. İnsan kardeşini sevmez mi? Onun için din kardeşi olan müminleri en yakından en uzağına kadar hepsini sevmek bizim imanımızın gereğidir. Bu sevgi neslimize de geçsin,
bunu böyle bilmeliyiz. Herhangi bir mümine kin besleyemeyiz. İnsanlık gereği darılmışsak, azami diyor Peygamberimiz, la yahilli li muslimin fawqa salas en yetruka ahav fawqa en yahjura ahav fawqa salas. 3 günden fazla dargın duramaz, terk edemez. Devam ederse oğluna geçer, torununa geçer, tevarüs eder. Mümine kin beslemek, buğz etmek Allah tarafından yarın hesap olarak sorulur. Buna dikkat edin. Evet, iki dünyada da bu zarar verir. Akraba arasında sevgi yayılmalı. Müminler arasında sevgi olmalı. Allah'ın istediği budur. El-mü'minu ahul mü'min. Mü'min, mü'minin kardeşi. Zulmetmez, kin beslemez, ona kötülük etmez. Sever, Allah için sever. Karşılıksız sever. Ama fıskını izhar eden fasık, dinin emirlerine aykırı davranan kimseler sevilmez. Kafir kesinlikle sevinmez. Evet, kafirler benim de sizin de düşmanınızdır. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i celle var. Onu sakın dost edinmeyin. Yani kalpten seven bir sevilecek kimse edinmeyin. İnsanlık gereği, siyaset gereği, ticaret gereği kafirlerle de merhaba denir, konuşulur. O bize tecavüz etmedikçe ona biz zarar veremeyiz. Ama kalpten sevemeyiz. Ticaret yapsak bile, onun malından kar etsek bile kalpten bir kafiri sevemeyiz. Allah Celle Celaluhu'nun emri böyle. لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَا. Kafirler benim de sizin de düşmanınızdır. Onları dost edinmeyin. Candan sevecek, kalben sevecek dost edinmeyin. Merhaba denir. İdari veya siyasi, ticari açılardan alışveriş yapılır ama kalpten asla sevilmez. Akraba arasında bu sevgiyi yaygınlaştırmalıdır ki akraba arasında kaynaşma olsun, sevgi bağlarıyla yakınlaşma olsun. Bu da Allah'ın istediğidir. Dostun dostunu sevmek de buraya girer. Dostun dostunu severseniz dostunuz da sizi sever. Aranız ısınır. Müslümanlar arasında sevgi olması Allah'ın lütfunun, bereketinin, rahmetinin Müslümanlar üzerine inmesine sebeptir. Şimdi namaz kıldık. Allah kabul etsin. Zengin, fakir, alim, cahil, yerli, yabancı yan yana geldik. Birbirimize kin besleyen kimseler olsaydık yan yana duramazdık. Bu birbirimize kin beslemediğimizin, birbirimizi sevdiğimizin alametidir. Böyle olunca da işte camide saf bağlayıp düzgün saflar halinde yan yana, yan yana sahabilerin omuzları, elbiseleri önce omuzlarından eskirmiş. Safbaladığı zaman çok sıkı duruyorlar. Burası devamlı eğilip kalkarken sürttüğü için birbirlerine en önce omuzlarından eskirmiş. O kadar da sıkı duracağız ki benim kalbimden senin kalbine, yanımdakine sevgi bağları aksın. Aramızdaki şeyler kaybolup gitsin. Aksi halde şeytan aramıza gelir. Arada gördüm diyor Peygamberimiz. Gevşek durmuş, eğri büğrü durmuş, seyrek durmuş. Şeytanın arada gezdikleri gördüm diyor. Ona fırsat vermeyeceğiz. Kalplerimizin ılması için camilerde yan yana düzgün saflar halinde duracağız. Böyle olunca o cemaatin bulunduğu memlekete Allah bela yağdırmaz. Başkaları zarar vermek istese onların zararına engel olur, izin vermez buyuruyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifi Ebu Bekir Hazretlerinden
Keza Hakim Müstedrek'inde Zehebi'yi de aynı şekilde sahih olarak nakletmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. El-Burud, El-Duhul. Evet. Kur'an-ı Kerim'de ve inne minhum illa variduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Meryem suresinde 71. ayet. Muhakkak ki sizler ey insanlar cehenneme mutlaka varacaksınız. Bu Allah'ın kesin kararıdır, kesin hükmüdür. İşte buradaki varid vurud, Efendimiz'in el-vurud, bu Kur'an'daki vurud, ed-duhul, cehenneme girmektir buyuruyor. Evet. اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ de var. Takdirinde, kaderinde iman kelimesi yazılmış, güzellik yazılmış, yani müminler cehennemden uzaklaştırılmışlardır, bu da var. Ama şimdi de mutlaka mutlaka kesin hükümdür, insanlar cehenneme varacak. Peygamber de buyuruyor ki bu vurud girmek demektir. İnsanların içinde Ebu Bekir de var, Ömer de var, Osman da var, Ali de var, Hasan da var, Hüseyin de var. Nasıl anlayacağız? Evet. Onun için mutlaka bunları iyi bilen birisinin eteğine yapışmak zorundayız. Bilmediğiniz konuları فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Bilmediğinizi ehli zikir bildiğini yaşayan, Allah zikreden kimselere, alimlere sorunuz. Sen bunların içinden çıkamazsın. Bak burada ayet, bu da ayet. Peygamber de böyle söylüyor. Bunların hiçbir yanlış değil. Evet. Nasıl anlayacağız o zaman? لَا يَبْقَى بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ اِلَّا دَخَلَهَا. İyi veya kötü. Hadis devam ediyor. İyi veya kötü. اِلَّا دَخَلَهَا. Mutlaka cehenneme girer. فَيَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِ بَرْدًا وَسَلَامًا. Ama cehennem mümine serin olur, selamet olur. كَمَا كَانَتْ عَلَى اِبْرَٰهِيمَ حَتَّى اِنَّ لِلنَّارِ صَدِيجًا مِنْ بَرَدِهِمْ. İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut ateşe atmış biliyorsunuz. Puta tapan insanlar, zamanındaki insanlar, put bayramları var. Put bayramlarına gitmişler. Orada putlarına dua edecekler. Ondan sonra puthaneye gelip putlarına tapınacaklar. İbrahim Aleyhisselam gitmemiş. Hastayım ben demiş. Kur'an-ı Kerim'de var. Yani onların puta tapmalarından hasta. Aynı İbrahim Aleyhisselam Mısır'a, Nemrud'u terk edip Mısır'a giderken sınırda gümrük müdürü hanımını bakmış, çok güzel kadın, ben bunu demiş şeye takdim edeyim, Firavun'a makamım artsın, beni bakan yapsın. İbrahim Aleyhisselam da peygamber bunu biliyor. Demiş ki Sare, şimdi adam soracak, ben de kardeşim diyeceğim sana. Alınma demiş, sen benim din kardeşim değil misin? Yanlış anlama. Böyle sözleri var. Burada da işte hastayım. Neden hasta? Onların puta tapmasından hasta. Aslında hastalığı falan yok, başı ağrımıyor, karnı ağrımıyor. Gitmemiş. Ondan gidince baltayı eline almış. Puthanede ne kadar put varsa hepsini kırmış. Kocaman putun boynuna asmış baltayı. Kenara çekilmiş sonra bir yere, evine.
Gelmişler, bakmışlar, tapınmak için bütün putlar kırık, paramparça yerde. Kocaman putun boynunda balta var. Bunu yapsa böyle demişler, bu delikanlı yapar. O bizim şeylere katılmıyor. Hemen koşmuşlar. Niye geldiniz demiş. Puthaneye girdik. Bütün putlar yerde kırık, dökük. Kocaman putun boynunda da balta asılı. Ona sorsanız da demiş. Ya niye bana geliyorsunuz? Niye bu böyle oldu diye gelmişler. Ona sorsanız da o konuşmaz ki demiş. Onu söyletmek istiyor. E konuşmayan, faydası zarar olmayan bir şeye nasıl Tanrı diye tapıyorsunuz demiş. Sizde akıl izan yok mu hiç? Evet, Nemrut da Tanrılık iddiasında bulunuyor. Kendinin Tanrılığını ispat edecek. İbrahim Aleyhisselam'ı çağırtmış. Herkesi toplanmışlar. Senin Tanrın ne yapar demiş İbrahim Aleyhisselam'a. Benim Tanrım yuhyi ve yumit. Benim Tanrım diriltir, öldürür. Kur'an-ı Kerim'de var. Allah yuhyi ve yumit. Allah öldürür, diriltir. İki tane adamını çağırmış, askerini. Şunun kellesini vurun demiş. Birisinin kellesini vurdurmuş. Ona demiş, öldürdüm. Ona da demiş ki sen git. İşte demiş, dirilttim, yaşattım. Zaten diri. Yani bu tam bir cevap değil. Zaten diri. Ölüyü sıkıysa dirilsin. Yok, o yok. Ama İbrahim Aleyhisselam gene de cevabın yetersiz filan dememiş. Başka ne yapar senin Tanrın? Benim Allah'ım demiş, güneşi doğudan doğdurur, batıdan batırır. Demiş, sen de madem Tanrılık iddiasını buluyorsun, güneşi batıdan doğdur, doğudan batır. Bunu yapması mümkün değil. فَبِفِتَلَّذ۪ينَ كَفَرْ Kafirin sepetinde pamuk kalmadı, söyleyecek bir şey bulamadı. Mümkün mü? Yapabilecek bir şey mi? Atın bunu demiş ateşe, zindana. Atmışlar, bir hafta odun çektirmiş. Hayvanlara çektirmek istemiş. Hayvanlardan sadece katır çekmiş odunu. Diğer hayvanlar çekmemiş. Huysuzluk etmişler, odun yükletmemişler. Onun için diyorlar tefsirler, katırın yavrusu olmaz, doğurmaz katır. Ya eşekten ya attan gelir. Birisi eşek, biri attır, ondan katır olur. Odunları topladıktan sonra ateşe vermişler. Ateş bir alevlensin diye kayaların üstünde bir hayvan vardır. Güneşe tapan derler bizim memlekette. Pis, yassık kafalı, geniş karınlı, kuyruklu, kertenkele değil. Yanlış anlamayın, o zavallı hayvanın hiç zararı yoktur. Kertenkele değil, güneşe tapan, timsah gibi çirkin. Kayaların üstünde durur o. O üflermiş ateşi. Onun üflemesinden ne olacak? Karakteri bozuk. Karakteri bozuk. Onun için diyor ki Peygamberimiz buyuruyor ki bu güneşe tabanı ilk darbede öldürenin 100 sevap vardır. Birincide öldüremezse 60 sevabı düşer. İkincide de öldürmezse, üçüncü darbede öldürürse diyor 20'ye düşer. Öldürün diyor. İbrahim Aleyhisselam peygamberimizin atası. Onun ateşini üflermiş çuvalsın ateş diye. 20 ne ki? Ama karakteri bozuk olduğundan dolayı böyle hadisi var. Şimdi burada okuduğum ayette ona gelmek için bunları anlattım. Tam yandıktan sonra mancırık kurmuşlar. Mancırın ucunda İbrahim Aleyhisselam var. Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Beni Allah gönderdi demiş. Emret. Bütün gücümle sana yardımcı olacağım. Bir isteğin var mı? Hayır demiş. Allah benim şu halimi bilmiyor mu? Biliyor. E biliyorsa demiş niye isteyeyim ondan? Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allah bana kafidir ve ne güzel vekildir. Hiçbir talebim yok demiş.
İmanın en son noktası bu. Evet. Ateşe atmışlar. Hatta derler ki ateşte düşürememişler. Şeytan gelmiş, demiş ki düşürmek istiyorsanız iki kardeşi, kız kardeşiyle oğlan kardeşini zina ettirin. Onu görmek istemez, o zaman düşer demiş. Öyle kayıtlar da var. Ateşe düşünce, şimdi okuduğum ayette Kûni berden ve selâme. Evet, kemâ kânet alâ İbrahim'e hattâ dinnâri zadîcen min derhem. Evet, İbrahim'e selamet ol, serin ol, yakma buyurmuş Allah. Ve İbrahim gül bahçesine, çiçek bahçelerine şırıl şırıl suların aktığı bahçeye düşmüş. Allah her şeye kadir. Yakamamışlar İbrahim Aleyhisselam'ı. Burada ne diyor? Mutlaka herkes cehenneme girecek. Girecek ama girdiği zaman diyor Peygamberimiz, İbrahim'e ateş böyle serin selamet olduğu gibi müminleri yakmayacak. Serin olacak. Hatta mümin cehenneme girdiğinde burada kesin evet cehennem bağıracak. Çabuk çık! Ateşimi söndürüyorsun! Öyle diyor. Evet. Hatta innel innâre dacîcen min beradihim. Ateşi söndürüyor mümin. Cehennemin ateşini söndürüyor. Bir de hararetini çok şey azaltıyor. Çabuk çık buradan. Benim ateşimi söndürüyorsun. Ben kafirlere diş biliyip duruyorum der. Evet, şimdi bu ayetler, hadisler konusunda çeşitli şeyler var. Bir böyle hadis-i şerifi böyle olduğu gibi anlayanlar var. Bir de Sırat Köprüsü cehennemin üzerine kurulmuştur. O Sırat Köprüsü'ne hepimiz geçeceğiz. Allah ayağımızı kaydırmasın. Evet. Öyle enteresan hadisler var. Şimdi kimisi şimşek gibi, kimisi yıldırım gibi geçecek köprüyü. Kimisi koşarak, kimisi yürüyerek. Bir tanesi de en geriye kalacak diyor Peygamberimiz. Buhari Müslim hadisi. Gidecek, bakacak, cehennem alev alev yanıyor. Korkacak, arkasına bakacak, kimse yok. Önünde kimse kalmamış. Allah'ım en kötü kulum ben miyim? Niye beni en geriye bıraktın diyecek. Cenab-ı Hak da ona buyuracak ki diyor Peygamberimiz. Ben seni geri bırakmadım, yavaşlatmadım. Amelin. Evet, amelin seni yavaşlattı, geriye bıraktı. Orada şimşek bir geçmek için böyle eserler yapacaksın. Allah'ın hoşuna gidecek güzel hayırlar yapacaksın. Şimşek gibi geçeceksin. Sen inanmışsın ama tembel, güzel şeyler yapmamışsın. Herkesten geri kaldın. Evet, senin amelin inne ameleke evet apta amelike amelin seni geri bıraktı, ben değil. Böyle şeyler var. Altta cehennem var. Evet. Ne diyorlar? Kılıçtan keskin, kıldan incedir. Yunus Emre de diyor ki Sırat Köprüsü kılıçtan keskin, kıldan incedir diyorlar. Varıp üstüne yaslanasım gelir diyor. Evet. Altta alev alev yanıyor. Allah'a bağlanmış, inanmış. Cennet cennet dedikleri birkaç huri ile birkaç gılmen. Huriler, güzel kızlar, gılmen de hizmetçi cennet oğlanları. İsteyene versen anı bana seni gerekser. Ben cennet istemiyorum. Böyle huri de gılman da istemiyorum. Kendini istiyorum. Allah'a öyle aşık. Cehennemden de korkmuyorum. Üstüne yaslanasım gelir diyor. Yakacaksan yak. Öyle söylüyor. Evet. İbrahim Aleyhisselam da hasbiyallah ve nimel vekil. Hiçbir talebim yok. Allah görmüyor mu, bilmiyor mu beni? Biliyor. Tamam. Hiçbir isteğim yok. İmanın en üst rütbesi. En üst rütbesi bunlar. Diyorlar ki işte bu köprünün üstünden geçmek.
cehenneme uğramak dediği ayette kesin kararımdır. Herkes o cehennemin üstünden geçecek. Cehenneme uğramış olacak. Allah'ın buyurduğu bu. Kimisi işte hadiste anlattığı gibi, bu hadisi olduğu gibi kabul ediyor. İçine girecek ama cennet, cehennemin ateşi serinleyecek, onu yakmayacak. İbrahim'i ateşin yakmadığı gibi. Çeşitli böyle yorumlar yapmışlar ayetlerle, hadislerin şeysinde. Evet, bir kısmı da mahşerde toplanacağız. Bu kainatın sonu var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman peygamberi, son peygamber. Zaman bitti dilimi. Ama ne zaman kıyamet kopacak kimse bilmiyor. Ama ahir zaman, zamanın sonundayız. İsrafil aleyhisselam borusunu öttürünce, surunu üfleyince her şey yıkılacak. Yıldızlar dökülecek. Dağlar atılmış pamuk gibi olacak. Evet, atılmış pamuk gibi olacak. Denizler fışkıracak. Yerin içindeki güzellikler, zenginlikler dışarıya. Ama öyle dehşetli bir gün ki kimse o altınlara, hazinelere dönüp bakmayacak korkusundan. Kurt kuzu yemeyi sever. Kurt kuzuya bile dönüp bakmayacak korkusundan. Onlar da ölecek dehşetinden. Öyle bir gün herkes ölecek. Ölmeyen kalmayacak. Allah baki, başka şeyler fani. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın murad ettiği bir süre, insanlar bekledikten sonra, öldükten sonra ikinci sur üflenecek. İnsanlar bulunduğu yerden kalkacak, dirilecekler. Allah ona da kadir. Şimdi efendim denizde boğuluyor. Bir parçası bir köpek balığında. Bir parça nasıl olacak hocam? Efendim Hindistan'da adamı yakıyorlar, külünü savuruyorlar her tarafa. Nasıl olur hocam? İbrahim Aleyhisselam da Kur'an'da var. Demiş ya Rabbi nasıl dirilteceksin bunları? İnanmıyorsun evren tümün. İnanmıyor musun İbrahim? İnanıyorum ya Rabbi de. Bir de gözümle göreyim istiyorum. Kuz arbaaten minet tayri, dört tane kuş al, kes, parçala, karıştır onları, parçaları dağların tepesine at, uzak dağların tepesine at. Sonra çağır, ye'tine kesaya, sana koşarak gelirler. Biz her şeye, ölüyü diriltmeye işte böyle kadiriz. Yani külünü saçsalar, her parçası bir köpek balığında olsa, şurada burada olsa, İnsanlar dirilecekler. Müminler kabirlerinden dirilecekler. Dirilirken la ilahe illallah diyerek, tozlarını silkerek kalkacaklar diyor Peygamberimiz. Ve ca'at kullu nefsin ma'ha sa'ikun ve şehid. Kaf suresinde. Önümüzde bir gardiyan, arkamızda bir gardiyan. Herkes mahşer meydanına toplanacak. Nereden, dünyanın neresinde ölmüşse ölsün, ölürse ölsün. Böyle iki gardiyan ortasında insan mahşere toplanacaklar. Müminler kabrinden la ilahe illallah diyerek dirildikleri gibi tozları silke silke yürürken, hani askerde sağ sol sağ sol diyorlar ya, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyerek tempo tutarak yürüyecekler diyor. Hadisler var böyle. Bunda sınıfı geçen Müslümanlar. Kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olan Müslümanlar. Evet. Böyle bu kelimeyle yaşamış, bu kelimeyle ölmüş kimseler. Mahşerde toplanacaklar. Mahşerdekiler cehennemi görecekler. Veyzel cahimu su'irat. Yanardağlar gibi. Hooo. Oo, böyle kükrüyor. Görüyorlar. Cennette gelinler gibi, gerdeğe girecek gelinler gibi süslenmiş. O da duruyor, onu da görüyorlar. Amal defterleri de önlerinde, yaptıkları hainlikleri de görüyorlar. Bir şey diyecekleri yok. Sonları belli. Ateşe gidecekler.
felaket bir bekleme. İşte o mahşerdeki insanların cehenneme yaklaşmalarıdır bu diyenler de var. Kesin kararım, herkes cehenneme girecek dediği zaman, girmekten, bürüttan kasıt, ona yaklaşacak, göreceklerdir, yaklaşacaklardır anlamına. Gerçek müminler de uzaktan görecekler, onun harareti onları yakmayacak anlamına diye çeşitli yorumlar yapmışlar. Cenab-ı Hak bizleri Peygamberimizin müjdelediği yedi grup insan vardır, Allah'ın arşının gölgesinde hiç terlemezler, üşümezler, cehennemin dehşetinden irkilmezler, safa sürerler, adil idareci. Evet, gençliğinde kızlar davet etmiş, kanı kaynıyor içinden, ben Allah'tan korkarım demiş, kızların davetinden gitmemiş. Veya bir adama kötü kadınlar davette bulunmuş, asla davetin icabet etmemiş, ben Allah'tan korkarım demiş. Gençliğini delikanlı ibadette geçirmiş. Ve şabun neşe fi ibadetillah. Böyle bir kadın davet ettiği halde ben Allah'tan korkarım deyip harama uşkur çözmemiş olanlar, Allah için sevişenler, Allah için düşman olanlar, camide Kur'an okunuyor, Allah Allah, bırak şunu sahtekar. Hadis öyle. Fafatat aynahu haliyen. Gece kalkmış, kimse görmüyor adamı. Zikrediyor, namaz kılıyor. Cehennemi hazırlamış, cenneti hazırlamış, Allah'ın büyüklüğünü hatırlamış, Allah diye bağırmış. Hadi buyur, sıkıysa böyle bağır. Hadis öyle. Fafatat aynahu haliyen. Kimse görmediği yerde cenneti cenneti hazırlamış, nasıl ağlıyor? Allah diye nartıyor. Camide şimdi herkesin içinde gaza geliyor. Allah Allah. Bu yanlış. Bu yanlış. Böyle şey yapmayın. Araplar çok yapıyor biliyorsunuz. Güzel bir Kur'an okuyor. Allah 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 Allah. Geveze adamlar. İzâ kur'el Kur'ânu festemi'û leh ve ansitû leallekum turamûn. Kur'an okundu mu susulur, dinlenir. O Kur'an'ın güzelliği kalbimize, gönlümüze akıtılır, düşünülür. Kur'an böyle dinlenir. Kur'an böyle dinlenir. Kur'an okunduğu zaman müminlerin kalbi heyecana gelir. Vecilet kulubuhum. Ayet bunlar. Zâdetum imana. İmanları artar. Gözlerinden yaşlar akar. Tüyleri diken diken olur. Böyle olmazsa dikkat et kendine. Bir ayarsızlık var. Evet, Kur'an böyle söylüyor. Kur'an okunuyor, hiç oralı değil, hiç iz bırakmıyor adamla. Dikkat et kendine. Bir yanlışlık mı var arkadaş? Düzelt. Evet, işte böyle, böyle. Diyorlar ki işte o mahşerde yakınlaşmaktır kasıt. Allah'ın, Resul'ün burada söylediği odur. O manaya denir. Evet. Şimdi sümme nüncillahü sümme yencillahü sonra Allah ellezine tekav ve yezarez zalimine fiha cisiyye fiha cisiyye. Hadis-i şerifin devamı, cehenneme girerler, herkes girecek, kesin karar, ama girdiği zaman ateş yakmayacak, serin olacak. Müminler oradan uzaklaştırılacaklar. Evet, Allah'tan korkmuş, haramdan uzak kalmış, batıldan uzak kalmış, helalla yaşamış, helalla ömrünü bitirmiş, Allah'ın emirlerini çiğnememiş, muttaki kimseleri Allah öyle diyor. İncillahu ellezine takav. Allah var, Muhammed hak demiş, emirlerini tutmuş, harama bulaşmamışları Allah kurtarır. Ve yezaret zalimine fîhâ cisiyye. Cehenneme giren kafirler ise diz çökmüş vaziyette orada kalırlar.
kalırlar. Evet. Bu ayetler var. Evet. Bunlara, bu hadislere böyle. لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَيَحْضُرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمْ. Hepsini toplayacağız, şeytanları da toplayacağız. İnsanları azdıran şeytanları da. İşte bu, işte bu. Bizi meyhaneye götüren, genel eve götüren işte bu. İnkar ettiren bu işte. Şeytan diyecek ki, ben size zorlum. Ya, gelin dedim arkamdan. Sopam attım. Sizi meyhaneye gitmezseniz, genel eve gitmezseniz döveceğim, öldüreceğim mi dedim. Kendiniz geldiniz diye orada birbirlerine atışacaklar şeytanla. Arkadaşları da atışacaklar. Gel gidelim yahu, bir düğün yahu, bu düğünde içilir ya. Hadi iki kadeh atalım. İşte bu beni götürdü, bu beni götürdü. Zorlamadık arkadaş, diyecek Cenab-ı Hak, burada kavga yok. Burası kavga yeri değil. Burası yaptıklarınızın sonucunun alınma yeridir. Burada kavga yok. Aynen Kur'an'da var bunlar. Tefsir okursanız, işte mahşere toplanıp da cehennemi görüyorlar, cenneti görüyorlar. Birbirlerine giriyorlar insanlar. Baba, ana görevini yapmamış. Oğluna, kızına, hanımına Allah'ın haramlarını öğretmemiş. Namaz kıl, oruç tut dememiş. Görevini yapmamış. Davacı olacaklar. Kaçacak. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ. Arkadaşından, hanımından kaçacak. Hakar yiyecekler çünkü birbirlerinin peşine takılacaklar. Öyle bir mahşer var. İşte o mahşerde cehennemi görecekler. Yaklaşmaktan kasıt odur diyen alimler de var. Evet. Müminler ise وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمِ اِذٍ اَمِنُونَ. O gün korkudan emindirler. Onlar ferah fafur, arşın gölgesinde arz ettim yedi grup insan diye, onlar korku yüzü görmezler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem liva ham sancığı altında Ebu Bekir Ömerlerle yan yana otururlar. Havz-ı Kevser'den onların elinden içerler, bir daha susamazlar. Keyif içinde mahşer beklentisi vardır. Ama ötekiler işte cehennem korkusundan felaket, işte budur diyenler de var. Evet. Alimlerimiz var. Kasıt yaklaşmaktır diyenler var. İçine girip hadis-i şerifte olduğu gibi cehennem ateşi onu yapmayacak diyenler var. Ama herkes görecek cehennemi. Hangi açıklama olursa olsun herkes cehennemi görecek. Ayrıca cennete inşallah gireriz. Burada nasıl bir arabada Allah'ın evinde? Cennet bahçesi burası. Öyle diyor. Bahçeye girdiniz, fertahu. Bahçeye giren, karşındaki adamlar koyun çobanı, deve çobanı. Koyundan, deveden misal veriyor Peygamber. Koyun çobanı, koyunu, deveyi bahçeye bırakırsan boş durmaz ki. Hemen hoşuna gittiği yoncayı yer, çayırı yer, değil mi? Siz de cennet bahçesine girdiniz mi faydalanın diyor, faydalanın. Nasıl faydalanacağız ya Resulallah? Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyazim. Cennete ağaç dikmektir. Güzellik, güzel şeyler dikmektir. Bunu çok söyleyin buyuruyor. Böyle şeyler olacak. Böyle şeyler olacak. Bu hadis-i şerif bize onları hatırlatıyor. Ahmed İbn Hanbel, evet, Hakim Müstetekin'de Beyhaki Şuab-ı Cabir bin Abdillah Hazretlerinden radıyallahu anh'tan naklediyor. Bunu destekleyen aynı mealde çok hadis var. Şevahid azime. El vera'u, vera' seyyidül amel, amelin efendisidir. Evet, vara nedir? Vara iffet demektir. Harama bulaşmamak, iffet. Zinaya bulaşmamak, iffet. Evet, haramlardan
uzak kalmak, sakınmak demektir. Varı, varalı insan da haram şüphesinden de sakınan adam demektir. Haramdan sakınana müttaki derler. Haram şüphesi var mı yok mu? Bir hoca böyle söylüyor. Bir hoca böyle söylüyor. Şimdi hocalar da değişik konuşuyorlar biliyorsunuz. Birisi böyle, birisi böyle söylediğine göre şüphe var demektir. Ya biri doğru ya biri doğru. Şüphe var. Şüphe şeyli yapmayacaksın. Garantili olan yapacaksın. Garanti olanı yapacaksın. Ya o öyle dediğine göre olur ya demeyeceksin. Vara sahibi olmak istersen. Bu vara amellerin efendisidir. Bir numaralısıdır. Şüpheli şeylerden uzak kalacaksın. Evet. Haram, hep haram dedik. Allahu Ekber. Ben Allah Ekber dedim mi? Demedim mi? Ben öğlen namazımı kılıyorum, ikindi namazımı kılıyorum. Üç mü kıldım, dört mü kıldım? Şüpheden sakınmak, vara sahibi ya. Bir de öylesi var. Abdest alıyor. Kuru yer kaldı mı acaba? Tuvalete giriyor. Ona arkadan şey geldi mi acaba? Bu şüpheler olmayan, vara sahibi o demek. Her şeyi biliyor. Dinimizin emirlerine uygun yapıyor. Şüpheye hiç yer yok. Kale gibi. Vara sahibi. İşte bu. Evet. Seni beni yanıltmaya çalışıyor. İşte şöyle olmuş da, şöyle olmuş da, şöyle olmuş da. Ya kıvırtma ya o. Allah Allah. En azından şüpheli. Niye soruyor? Benden fetva almaya çalışıyor. İşte şu faiz olur mu? Olur mu? Evet. Bu kitabı şeyden, adamlardan birisi, hocamızın arkadaşlarından Abdülaziz Efendi, Hasip Efendi var. Bir hoca efendi, vaiz. Meşhur bir vaiz. Hoca efendi, şöyle olsa caiz olmaz mı? Hoca efendi caiz, o da susuyor. Hoca efendi, şöyle olsa olur, olur be yahu, haram olur be yahu. Söylediği ses bu. O adam şüpheli şeylerden sakınan adam. Olur be yahu ama haram olur be yahu. Evet, öyle söylemiş. Şimdi de insanlar şöyle de olsa böyle oldu, seni şaşırtmaya çalışıyorlar. Kovalçın yeri arıyor. Ne diyor bak. İnanan adam mısın? Amellerin efendisi şüpheli şeyden uzak durmaktır. El vara seyyidül amel. Bugün buna çok ihtiyacı var müminlerin. Bir hoca böyle söylüyor, bir hoca böyle söylüyor. Şüpheli şeylerden uzak kalmak amellerin efendisidir. Garantili olanı yap. Efendimizin söylediği bu. Evet. Men lem yekun lehu vara'un yerudduhu an masiyetillahi iza khala biha. Evet. Lem yaba illahu bisayir amalihi şey'en. Bir kimsenin kendisini diğer amellerde Allah'a isyandan alıkoyan varağı yoksa, bu adamın amellerine hiçbir kıymet vermez Allah. Aman haram olabilir diye uzak duranları çok sever. Ya her şeyi de çok daraltıyorlar canım. Bak o da hoca işte, onu söylüyor. Amellerine değer vermez. Amellerinden hiçbir şeye kıymet vermez. Lem yabe illahu bisayir ameli şey'en. Yemede, içmede, haram mı, helal mı? Evet. Diğer şeylerde, devlet malı, memur. Evet. Kiralamalar, alışverişler. Bütün bunlarda, abdest almada, necaset temizlemede, evet. فَذَٰلْكَ مَخَافَةُ اللّٰهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ Bu, gizli de açıkta insanı Allah'tan korkmaya sevk eder. Şüpheliyse yapmayayım. Bu, sende karakter olursa, kişilik haline gelirse, gizlide hiç kimsenin görmediği yerde, Allah görüyor, her onu görmediği yok da, insanlardan kimsenin görmediği yerde,
herkesin içinden fark etmez, Allah'tan korkmaya sevk eder. Vel iktisat fil fakr vel gina keza vara seyyidül amandır. Şu söylediklerimiz dairesinde iktisat hayrul umur evsatuha hepsi caiz. İşlerin en hayırlısı ortasıdır. Uçta bulunursan ya iyi bileceksin, sınırı güzel çizeceksin. Buraya gelirsen düşebilirsin. Buraya gelirsen düşebilirsin. Ortasında bulun diyor Peygamberimiz. Garantili olduğu bulun. Düşmekten kurtul. İşlerin hayırlısı aşırılıklardan uzak kalmaktır. Sınırı bilmezsin, geçiversin kenarını. Düşersin yere. İşlerin hayırlısı ortada bulunmaktır. İktisat o demektir. İsraf yok, cimrilik de yok. İktisat orta. Lüzumlu olanı harcayacaksın, lüzumlu olmayanı harcarsan israf olur. Lüzumlu olmanı yemezsen, vermezsen cimrilik olur. Kötü bunlar. Orta. Evet. Fakirlikte ceza aşırı gitmemek. Evet. Velgina, zenginlikte ve fakirlikte orta yolu takip etmek, aynı amellerin efendisi nasıl varasa o da öyledir. Aşırılıklardan uzak dur. Vel adlu indir rıda ve sahat. Çok seviyorsun adamı. Çok beğeniyorsun. Olay olmuş. Hakemsin, hakimsin. Sevsen de adalet budur diyeceksin. Çok kızıyorsun adama. Eline düşmüş. Kızıyorsun. Kızsan da adaletten ayrılmayacaksın. Amellerin efendisini söylüyor. Vara, şüpheli şeylerden uzak durmak amellerin efendisidir. Böyle şüpheli şeye sakınmayanın amellerine Allah kıymet vermez. Gecede, gündüzde, gizli açıkta bu vara sahibi olmak insanı Allah'tan korkmaya sevk eder. Fakir ol, zengin ol, orta yoldan gitmeyi amellerin efendisidir, sever. Öfkeliyken de, sevinçliyken de adaletten ayrılmamak amellerin efendisidir. Allah sever. Sevgiden dolayı o adalet işi ayrı, sevgi işi ayrı deyip adaleti karar vermek. Sevgiden adaleti şaşırtmamak veya öfkeden dolayı şaşırtmamak Allah'ın en sevdiği şeydir. Ela dikkat edin ve innel mu'mine hakimin ala nefsihi yerda linnâs mâ yerda li nefsi. Dikkat edin, mümin dediğiniz nefsine hakim olan adamdır. Kendisi için istediğini başka insanlar için de ister. Kendisine yapılmasını istemediğini başkasının yapılmasını istemez. Kendine yapılmasını istediğini başkalarına yapılmasını ister. Buna adalet derler. Adaletin tarifi budur. Peygamberimiz hukuk fakültesine gitmedi. Ama böyle söylüyor. Daha şimdi biz hukuk fakültesinde okuduk. Bizim hocalarımız adalet kendine istemediğini başka istememektir. Kendi istediğini başkasını istemektir. Adalet böyle tarif ediyor. Ulan Muhammed Aleyhisselam tarif etmiş bunu. Bir yavrunun adını söylüyor, kitabını yazıyor. Biz bunları okuduk. Muhammed Aleyhisselam söyledi. Hiç hukuk fakültesine gitmedi o. Allah ona kabiliyeti verdi. Cevamil kelim. Az söyler, öz söyler, tam güzel söyler. Öyle yetiştirdi. Muallimi Allah. İşte mümin nefsine hakim olandır. Kızsa da sevse de adaletten şaşmaz. Şaşmaz buyuruyor güzel peygamberimiz. Sevginiz sizi şaşırtmasın. Şimdi oğlan evleniyor.
Adam bir oğlu var. Hali vakti çok iyi. Evlenmek güzel bir şey. Allah'ın emri, peygamberin emri. Beğeneceksin, Müslüman al diyor. Aldı. Düğün yapmak da Müslümanlığın emri, peygamberimizin sünneti. Düğün yapın diyor. Düğün yemeğine gitmeyene Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olur diyor. Ama davetsiz gitmeyeceksin. Davetsiz gitmeyeceksin. Hırsız göre yağmacı kalkar diyor. Davetsiz giderse. Ya düğünde iyi ziyafet diyor. Yok, davet ederse gideceksin. Davet edince mutlaka gideceksin. Ama şarap içilmeyen, dans edilmeyen düğünlere gideceksin. Hele özellikle insanların, geçen hafta bahsettik, İnsanların peşinden gittiği, örnek aldığı kişiler kesinlikle yanlış düğünlere gidemezler, hesap verecekler. Bunları anlatmıştık. Efendim, gideceksin, böyle yerlerde oğlan, içki yok. Oğlanın asker arkadaşları gelmiş veya talebe arkadaşları fakülteden daha uzaktan gelmiş. Dünyanın öbür ucundan, Türkiye'nin öbür ucundan Ali, da nereden geldi arkadaş? Bu senin hayatta bir defa düğün oluyor. Bize biraz şarap rakı alıver ya. Gençken biliyorsun, talebeyken karıştırdık beraber. Oğlan sonra da kendine gelmiş, güzel olmuş. Biz bu düğünde eğleneceğiz ya. Hayatta bir defa alıyor. Ya babam kesinlikle yaptırmaz. Yine Ali, olur mu ya Ali ya? Biz mi kuracaksın ya? Tanır'dan geldik. Gidiyor babasına, baba böyle dilen. İkinci baba, arkadaşlar böyle diyor. Baba, gidin. Bir daha baba, al lan şu parayı. Ne halt edersin, hadi. Onu seviyor ya, onun kalbini kırmak istemedi. Düğünde bir defa oluyor. Al lan şunu, ne yaparsanız yap. Kaybetti. Sevgi, Allah'ın emrini çiğnemeye sevk etti onu. Adalet neydi? Haramdır, asla olmaz demekti. İşte böyle çok sevgi insanı şaşırtmasın. Çok kin besliyor, asla hakkı buysa bunu vereceksin. Bir fazla daha vereyim demeyecek. Böyle olacak diyor güzel peygamberimiz. Mümin böyle olur. Nefsi de hakimdir, adaletten şaşmaz. Allah'ın emrinin dışına asla çıkmaz. Evet. El-Vari' vara sahibi adam kimdir? Ellezî yakıfu inde şüphe. Şüpheli olan şeye el uzatmayan, duran adamdır. Efendimiz daha evvel benzer bir hadis okuduk. Burada da açıkça söylüyor. Şüpheli şeye yola girmez. Şüpheli şeyi yemez. Şüpheli şeyi içmez. Şüphe gördüğü yerde durur. Kimsedir. Harama düşme korkusundan dolayı. Peygamberimiz acı söylemiş. Senin kalbine ilinti yapan, tırmalayan şeyi bırak. Kalbine hiç tırmalamayan şeyi yap. Şimdi bir şey hocaya sordum. Öyle diyor Peygamberimiz. Hocalar sana fetva verse de kalbine danış. Kalbini tırmalıyorsa bir şey bırak diyor. Da yürüyü büke. Evet, ma yürüyü büke. Senin kalbini tırmalıyor şüphe. Kurt yiyor bir şey. Ama müftü tamam dedi. Hoca tamam. Hayır, içine danış. Bırak. Böyle şüpheliye harama düşmemek için şüpheli şeylerde duran, dalmayan adamdır vara sahibi. Evet. Şimdi kesin din, şeriat diyor burada ama şeriat deyince herkes ürküyor. Şeriat dinin emirlerinin hepsine denir. Yani din demektir. Ben bu manada söylediğimi defaatle söylüyorum. Kimse ürkmesin diye. Şeriat izin vermiş. Şüpheye gerek yok. Ham sofuluğa gerek yok. Yiyeceksin. Şeriatın izin verdiğini yapan adamı da kınamayacaksın. Böyle, bu hamsafoluk. Ben ruhsatı yapmıyorum. Yok, ruhsata hiçbir şey diyemezsin. Din izin vermiş, peygamber izin vermiş. Evet, o da yanlış. O da yanlış. Öfkenden dolayı bindirmek cezayı, o da yanlış. Sevgiden dolayı
görmezlikten gelmek o da yanlış. Evet. Vara sahibi şüpheli şey karşısında durur. Asla ona bulaşmaz. Şimdi hamsopu dedim ya, biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem irtihal buyurduktan sonra Hazreti Ebu Bekir halife seçildi. Seçildi. Seçtiler. Şimdi sen sandığa gidip atıyorsun, şunu şunu istiyorum diye. O zaman da elini tuttular, el sıktılar. Seçim böyle oldu. Mescid-i Nebevi'de oldu hem seçim. Ömer'i böyle seçtiler. Osman'ı böyle seçtiler. Ali'yi böyle seçtiler. Hazreti Hasan'ı o zaman tabii bir Osman, Hazreti Osman zamanında Abdullah Sebet diyen bir herif Müslümanları parçalamak için kendisini sakal bıyık, göbeğine kadar sakallı, sarak sarık, ilmi de var, çok zeki bir şeytan, Müslüman gözüküyor. Osman adamlarını tayin ediyor, adalet yapmıyor. Hep sülalesini tayin etti, vali olarak, kumandan olarak diye. Medine'de fit saldı, tutmadı. Mekke'ye tutmadı. Kahire'ye gitti, orada tutturdu. Geldiler, sen taraf tutuyorsun diye Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Ondan sonra Hazreti Osman öyle bir şey yapmamıştı. Ondan sonra harp çıktı. Sahabeler birbirine girdi. Emevi devleti oldu. Gene Hazreti Ali'yi sevenler oğlu Hasan'a dediler ki sen bizim halifemizsin. Halife yaptılar istemediği halde. Sonra onu zehirlediler. Sandalye hırsı. Emeviler zehirledi. Onun üzerine Hazreti Hüseyin peygamberin benim sevdiğim, kim bunları severse ben onu seviyorum, Allah bunları sever. Kim bunları düşmansa ben de onları düşmanım dediği Seyyid-i Şebab Ehl-i Cennet, cennetteki gençlerin efendisi bunlar dediği Hüseyin Efendimiz, şimdi bir şey geleceğim de onun için bunları anlattım size. Halifelik sevdasında değil ama Hazreti Ali'yi çok seviyor diyenler, o herif kamçılıyor onları, tahrik ediyor. Karşı tarafta tahrik ediyor onları da, Müslümanları birbirine çarpıştırmak için. Ben istemiyorum dedi. Halife oldu. Hayır, kaçtı. Mekke'ye kaçtı, Medine'den. Orada gittiler, Küfeliler. Şimdi Irak diye o. Kerbela, Küfe, oralarda ya. Onlar. Ya sen öldün ya Hüseyin, bize hayat aramasın diye böyle dövünenler zincirlerle. Gittiler, Mekke'ye gittiler. Kaderi biliyor, kaderden kaçılmaz. Çoluk çocuğunu aldı, peki dedi, madem istiyorsunuz, çoluk çocuğuyla askere gidilir mi, savaşa gidilir mi? Bebelerini bile aldı yanına, kaderini biliyor. Kerbela'da Emevi ordusu etrafını sarınca, o senin yoluna öleceğiz, hazırız diyen Iraklılar, Küfeliler, Kalleş adamlar, çil yavrusu davuldular. Çoluk çocuk bıraktılar, orada şehit oldu biliyorsun Hazreti Hüseyin. Efendim şimdi enteresan efendim. Diyor ki İbn Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu, alim sahabi. Lemme sâle ve ehlül Irak an demil ba'uz tes'elûne anhu. Gelmiştir Abdullah İbn Ömer, alim sahabilerden, fakih. Iraklılar gelmişler. Sivrisineğin kanı caiz mi? Elbise kirletir mi? Necaset mi? Sinek kanı pis mi diye sormuşlar. Aslan yavrusu aslan olur. Şöyle söylüyor. Vakat kultum el Hüseyin ve sezen racul. Ulan yani söylediğini ben söylemeyeyim. Ömer'in oğlu onlara bir güzel laf etmiş. Hüseyin gibi peygamberin sevdiği torununun başını yediniz. Sineğin kanı pis mi değil mi? Defolun şuradan demiş. Defolun şuradan size. Böyle şeytanın maskara olan hamsupular da var. Evet, dinimizin ruhsat verdiğini yaparsınız. Hele bu devirde dinimizin ruhsat verdiği emirleri yapan evliya olur. O kadar etraf kötüleşti ki televizyonu açsan
İslam'a uygun mu? Sokağa çıksan uygun mu? Böyle bir devirde maaş alsan karışık değil mi maaşın? Ticaret etsen öyle diyor bana. Hacı, hoca, hocam faiz haram diyorsun. Bu devirde faizsiz ticaret olur mu hocam ya? Bu adam beş vakti kılan, her sene hacca giden adam. Kardeşim ben demiyorum yahu. Ehallallahu el-bey'a ve harrama riba. Allah ticareti helal, faizi haram kıldı diyor. Allah söylüyor. Bunu kelimeyi söyleyince caminin yarısı boşaldı. Bunlar hem sabaha kadar namaz kılan takımından adamlar. Ayet yahu ben nasıl saklayayım kardeşim yahu? Bu devirde faizsiz ticaret olur mu? Faize fetva almaya çağırmışlar beni. Ben bu ayet varken faiz nasıl helal olur diyeyim yahu? Yarısı darıldı gitti, küstü gitti. Bu devir öyle devir arkadaş. Din yasak dediyse yasağın. Ruhsat verdiyse bu kadar bunalmışsınız, kabul ediyorum. Ruhsat verdiğin yapın, evliya olursunuz. Eskiden bu kadar zorluk yoktu. Şimdi böyle çok zorluk. Ruhsatları yapacaksınız. Onlara söz yok. Ama şüpheliyse karar veremiyor hocalar. Bir böyle, bir böyle. Şimdi buraya gelirken alo. Nereden bulduysa beni gelirken arabada buldu. Ben Antalya'dan geldim. Benim herif her gün beni 10 defa, 20 defa boşuyordu. 20 yaşında kızım var, 18 yaşında oğlum var. Şimdi adam pişman oldu, namaz kılıyor. Diyanete gitmiş, biz bir şey diyemeyeceğiz demişler. Falan hocaya sormuş, ben enayi miyim, ben Allah'ın olmadığı, emretmediği şeye ben mi fetva vereceğim? Sen güzel hocasın, sen gülen hocasın. Benim adamım bunları bilmiyordu, şimdi namaz abdesti. Hanıma ben dedim, elin söylemediğim, ben nasıl söyleyeyim yahu Allah Allah. Her gün 10 defa karısını boşayanın hakkım hakkı kalıyor mu ya? Hiçbir mezhebede sığmaz. Kusura bakma dedim yani. Şimdi illa bir şey diyor, arıyor. Evet, din böyle söylediyse kesip atacaksın. Din ruhsat verdiyse alacaksın. Güzel mümin böyle olur. Amellerin en güzeli işte bu şüpheli şeylerden sakınmaktır diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet şu hadisi de okuyorum. El vesvesetu, vesvese, kalpteki endişe. Evet, gizli ses. Abdestin geldi mi? Sidik geldi mi? Bozuldu mu? Buraya yer kaldı mı? İş mi oldu? Yat mı oldu? Gizli ses, içinden gelen kalpteki endişe, vesvese. Evet, insanın kendinin içeriden söylemesi. Vesvese veren şeytanın adı visvas. Değil mi? Visvas. Şeytanın bir ismi. Evet. Mahsul iman. İmanın ta kendisidir. Sırf imandır. Yapma hocam ya. Şimdiye kadar vesvese şeytandandır diye duyduk biz. Şimdi sen hadis okuyayım yahu. Bende kabahat yok. Vesvese sırf imandır. Şimdi havaalanına indim. Hostes. Hocam seni dinledim, dinledim. Namaza başladım. Namazımız kılıyorum. Eskiden Allah hakkında hiç kötü şey aklıma gelmiyordu. Şimdi namaz kılmaya başladım hocam. Namaza duruyorum. Allah hakkında o kadar kötü şeyler geliyor ki aklıma. Şaşırdım kaldım hocam. Namaz kılmak istiyorum. Namazımda böyle oluyor. Dedim, haram olmasa senin elini öperdim dedim. Vesvese şeytandan değil, senin vesvese imandan. Evvelce namaz kılmıyordun, çırılçıplaktın. Şimdi bak Allah sana hidayet vermiş, ben vesile olmuşum. Namaza başlamışsın, örtülmüşsün. Şeytan eyvah avımı kaçırdım diye geliyor sana. Musallat oluyor. Eskiden bir tanesi uğraşıyordu seninle. Hatta hiç uğraşmıyordu zaten benden diye. Şimdi 10 tanesi uğraşıyor. Hem de kurmayları geliyor. Şunu
şey diyeyim, yorayım. Aman be, namaz kılmak böyle, namaz kılmak mı olur? Bunaldım hocam diyor, bana bir yol göster bunaldın. İyi, haram olmasa senin elini öpeceğim dedim. Niye? Çok güzel dedim. Güzel yoldasın dedim. Şeytan telaşından hep saldırıyorsun. Dayan dedim, devam et mücadeleye. Öyle diyor güzel peygamberimiz. Vesvese sırf imandır diyor. İşte bu. İşte bu. Evet. Devam. Yola yeni girmiş, kendi tevbekar olmuş. Allah aklını nereye getiriyor? Devam aslanım. İyi yoldasın. Bir süre sonra ekmek çıkaramayacağını anlayınca zaten bırakacak o. Gidecek başkasına. Evet. Vesvese imandandır sözü bu anlamda. Bu anlamda. Evet, bir daha var efendim. El vesvese tu fi salati mined din. Namazda vesvese dindendir. Evet. Namazda vesvese dindendir. Dinimizde vardır. Kafirlerde bu olmaz. Neden olmaz? Zaten kafir şeytanın adamı. Neye gitsin onunla uğraşsın? Müslümana gelir namaz kıldırmamak için, işte o hanımefendi söylediğim gibi min sarihil iman, imanın apaçık mümin olmanın alametidir. Tekadu tuhti'u müminen. Ama işte böyle mümini gelir, herkes soracak, hoca bulamaz. Yahu ben namaz kılmadan daha güzeldim diyor kadın. Hoca namaz gelince her türlü pislikle aklıma geliyor diyor. Bir tane değil, başka bir sürü. Das, devam mücadeleye. Tepeyi zorlatasa tırman, tepeyi açtın mı selamet, rahatlayacaksın. Ama böyle bir imtihan var. Şimdi onun için öyle profesör tanıyorum. Tuvalete gidiyor 4,5 saat. Geldi mi gelmedi mi, geldi mi gelmedi mi? Şeytanın işi bu. 4,5 saat çok ömürde büyük bir zaman. Ömrün saniyeleri belli biliyorsunuz. Her saniye ömrümüzden gidiyor. Tuvalette 4,5 saat durulur mu lan? Durduruyor, orada iyi iş yaptırmayacak. Tuvalet ya en kötü yer. Evet, onu öyle durduruyor. Onun için biz tuvaleti tarif ettik televizyonda. Bir profesör, ne biçim hoca yahu? İşemeyi tarif ediyor. Ediyorum arkadaş. 4 saati gidiyor herif tuvalette. Gitmesin diye. Hoca da bunu anlatmış şimdi burada size. Evet. Bazı müminleri çengeline takar şeytan, namazı bıraktırır. Aman be. Olmuyor der, bırakıyor. Onun derdi o. Şimdi şeriatta her şey tarif edilmiş. Tuvalete girmeden evvel Allah'a sığınacaksın. Eûzu bike minel hubsi vel habais. Pisliklerden, pis şeytandan sana sığınıyorum ya Rabbi. Dışarıda, içeride dua edilmez. Orası pis yer ya. Eûzu bike minel hubsi vel habais. Bismillahirrahmanirrahim. Sol ayağına gireceksin. Çünkü dışarısı tuvaletten iyi. İyi yerden kötü yere giderken sol ayağına gireceksin. Kötü yerden iyi yere geçerken sağ ayağınla. Prensip. Dışarıdan camiye gelirken, camiye girerken sağ ayağınla gireceksin. Çünkü cami Allah'ın evidir. Dışarısı kötü olmasa da camiden kötüdür. Cami daha iyi. Daha iyi yere girerken sağ ayağınla. Daha iyi yerden daha kötü yere, onun kadar olmayan çıkarken, şu an camiden çıkarken sol ayağıyla çıkacaksın. Evine girerken sağ ayağınla, çıkarken sağ ayağınla. Cami Allah'ın evi. Ha böyle güzel yere gelen sağ ayağınla, güzel yerden çıkarken sol ayağınla çık. Tuvalete dışında eûzu bike minel hubsi vel habais. Bismillah dışarıda. Sol ayağına gir. Önünü arkan kıbleye döndürme. Arkadaş, tuvaletin yoksa, arazi değilsen kimse senin ayıbını görmesin, avretini. Girilti, görelti yerlere git, ağaçların arasına, bir kayanın dibine. Görmesinler seni. Önünü arkana, kıbleye dönme.
Kıble bizim rahmet, bereket kapımız. Dua ederken öyle yapıyoruz. Namaz kılarken oraya dönüyoruz. Allah öyle dedi. Fevelli ve şeker. Şatral mescidil haram. Bütün mihrapların tepesine bu yazıyor. Kıble tarafına, Kâbe tarafına dön dedi. Bizim bereket kaynağımız. Bereket kaynasına bilmem nesini gösterir mi adam ya? Kadın erkek önünü arkasını göstermeyecek. Sağa sola dönecek. Kıblenin başka istikamete dönecek. Arkanda dönmeyeceksin. Önünde dönme, arkanda dönme. Arkada iyi bir şey değil ya. Evet, kıbleye önün arkanı dönme. Bayezid Bestami Hazretlerine demişler ki talebeleri, hocam şu memlekette öyle bir alim var. Şöyle alim, böyle. Hemen demiş, kalkın gidelim, elini öpelim, duasını alalım. Koca alim Bayezid Bestami Kırıkhan'da yatıyor tepede. Gidin uğrayın, Fatiha okuyun. İşiniz düşer bir tarafta. Gitmişler tam girerken bu adam da bağına gelmiş. Hocam demişler keramet yahu. Adam demişler bağında. Gelmiş gidecekler köye yakın. Yolumuzda da bağı varmış. Hani aha demiş bir bakmış. Ahok pu demiş kıbleye tükürmüş herif. O hoca dedikleri. Çocuklar ben gidiyorum demiş. Hocam ne oldu? Adam işte burada dediğimiz. Kıbleye tükürülmeyeceğini bilmeyecek kadar cahil adam bu demiş yahu. Bunun ilmi hiçbir şey, kendini bile yaramamış. Alim adam kıbleye tükürür mü yahu demiş. Kıbleye tükürdü, gördün. Ben gidiyorum demiş. Saygı. Tuvalette de, banyoda da, banyoda da. Açık veya kapalı. Ön varken kıbleye dönme. Ona göre evini yaptır, mimara söyle. Durasın, ona göre durasın. İçeride çok kalma. İşini bitirdikten sonra öksür, ıkın, yolda bir şey kalmasın. Sol elinde yıka. Fazla bastırma, tahriş etme her tarafı. Yollarda bir şey kalmasın diye öksürdükten sonra sol elinle şöyle sıvazla bir şey kalmasın. Ondan sonra suyla yıka. Sol elinle, sağ eli kullanmayacaksın. Sağ el güzel yerlerde kullanılır. Ondan sonra eskiden kağıtla silinme diyor kitaplar. Şimdi kağıtla silinebilirsiniz. Çünkü kağıt ilim aracı, kıymetli. Eskiden kağıt çok kıymetli. Onun için tuvalette kullanmak iyi değil. Ama şimdi tuvalet kağıtlarına yazı yazılıyor mu? Yok, adi kağıt. Yani ilim kağıdı değil. Onun için bezden iyi. Bez koyuyorsun, elin adam geliyor sürüyor. Elin karısı geliyor, aynı beze sürüyor. İyi bir şey değil. Ama kağıdı siliyorsun, atıyorsun. Bir de onun için kağıt, o tuvalet kağıdı ama pahalı olmasın. Yani çok böyle düzgün, iş, idare edecek kadar adi kağıt olsun. Evet, atasın. Ondan sonra sağ ayağınla çıkacaksın. Elhamdülillahi lezî ezhebe annî mâ yu'zînî ve ebkâ mâ yenfe'unî. Allah bende zararlı olan şeyi benden attı, faydalı şeyi bende bıraktı. Hamdolsun diyeceksin, hemen abdest almaya koşabilirsin. Ikındın, silindin, kurulandın. Ama geliyor. Geliyor diye sen kendini ısmarlarsan gelir. Psikolojik olarak değil mi? Ha, böyle olursa nasıl kurtulacaksın? Kadın erkek kilotuna su... Kendin su bulaştıracaksın. Yıkanırken su dökmüyor musun? Güzel yıkandıktan sonra kilotunu da su bulaştıracaksın. Çıkınca bir soğukluk geldi mi? Aa, ben kilotuma su şey etmiştim. Su bulaştırmıştım. Bu soğukluk ondan diye yani şeytana prim vermemek için kendini o şüpheden alıkoymak için kitaplarda söylüyor. Güne göre aksine şeytanın marifeti bu. Kılacaksın namazı arkadaş. Zaten böyle bir iki defa kıldın mı gelmez. Bir tanesi sokakta giderken yazıyor burada. Hoca efendi yazıyor. Alim adam bu. Giderken sokak suyu biliyorsun sokağda hayvanına işiyor. Kakası ne diyor? Yağmur yağınca su akıyor. Hepsi vade mi? Yani evdeki bardaktaki su gibi temiz mi sokak suyu?
İşte bir geçerken bir şey olmuş, bir saçında oldu mu, olmadı mı, oldu mu, olmadı mı? Gitmiş çamurun içine yapmış hoca. Yani şüpheyi kesmek için, bak çare söylüyor burada, alim adam. Gitmiş sokağın çamur içine yapmış. Bir daha şeytan gelmemiş. Yani bazen böyle onun dediğinin aksini yapacaksın ki bir daha gelip de şey etmesin. Sokak saçıntısı abdeste şey vermez, namaza zarar vermez. Bütün vücudun kaplası bile. Fetvası var, ruhsatı var. Şimdi zıpır çocuklar, delikanlılar var. Aklı bir karış, iki karış yukarıda. Çok yağmur yağıyor falan, gidiyorsun. Kaldırımdan sen yürüyorsun, insanlar yürüyor. Toş diye geliyor, geçiyor. Ulan bunları batırır falan düşündüğüm var. Kafası iki karış yukarıda ya. Hiç korkmayın. Sokak saçıntıları namaza engel değil. Şeriat izin veriyor ya. Korunmak mümkün değil çünkü. Adam gelmiş daha Van'dan İstanbul'a. Evi Van'da nasıl gitsin de çamaşır değiştirsin. Şeriat izin vermiş. Böyle ah dedin mi bir daha gelmez. Ama acaba desen durmadan başına ekşir. Allah'a sığınacaksın. Demek ki onun dediğine uymayacaksın. Vesvese veren şeytandan kurtulmak için şüpheli şey yemeyeceksin. Onu da söylüyor şimdi hoca. Banyoya işemeyeceksin arkadaş. Banyo yaptığın yere işersen vesvese ammetül visvas. Evet. Ayakta duruyor herif. Çok görmüşüz. 50-60 yaşında herif. Tuvalete girip de çömelmek zor geliyor. Kapıya duruyor ayakta. Oraya o aşağıdaki sidikten saçıntı yok mu? Gelmez mi? Hiç onu aldırdığı yok. Girip otursana ya oraya. Öyleler var şimdi ya. Vesvese böyle şeylerden olur. Adabınla gir bak önünden kıbleye dönme otur dedik. Ayakta işenir mi lan? Arazide de otur. Toprağı kabart. İçeri saçılmasın. Vesvese buralardan, kaynağı buralardan. Banyo yaptığın yere işersin. Vesvese buralardan gelir. Yine geliyor diye başlar. Evet, bu gibi şeyler yapmayacaksın. Şüpheli şeyler yemeyeceksin. Allah'a sığınacaksın. Şeytana prim vermeyeceksin. Vermeyeceksin diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminleri bazen böyle işte şey çengeline takar. Evet. Durmadan ibadetini kurcalar durur. Evet. Kalbe gelen hatıraları def etmenin. Şimdi ben çok şüpheliyim. Çok pipiritliyim. Her gün Allah de. Devamlı Allah çek. Allah, Allah, Allah. Dilini, kalbini Allah dedir. La havle de, Subhanallah de, Estağfurullah de, Allahümme salli ala Muhammed de. Devamlı zikir, kalbin bu kötü vesveselerinin gitmesine, temizlenmesine sebep olur diyor. Böyle bir şey geldi, başla Estağfurullah demeye. Başla La ilahe illallah demeye. Birisi, ne yapıyor lan bu? Durmadan desin varsın diyor peygamber. Münafıklar sana deli desin diyor. Devam et diyor. Şeytanı kovacaksın ya. Bakın elin kınama, Allah kınamasın. El kınasın varsın. Yine Allah'a bağlandı. Böyle diyor. Münafıklar sana deli dese bile diyor sen durmadan böyle de öyle. Vesveseyi bunlarla önle diyor. Bize o şeyleri tarif ediyor. Evet. Zikir etmek. Evet. Kalpten geçen kötülükler azim haline gelmedikçe sorulmaz. Seni manevi sahadan alıkoyarlar ve huzursuz ederler. O kalpten geçen fitiller, bir şeyler söz haline gelirse, davranış haline gelirse suç olur, günah olur. O vesvese kurtulmak için de zikredeceksin. Bildiğin zikirlere devam edeceksin. Tesbih, istiğfar, salavat, bunun gibi. Evet. Bunlardan kurtulamadın.
3-4 ay kötülük yapmayı kararlaştırdın. Buna azim derler, bu günah. Bu azim haline gelmedikçe günah yok. Kurtulmak için devamlı şey olacak, zikredeceksin ve şeytanın dediğinin aksini yapacaksın ki senden şey demezsin. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bunları söylüyor. Pratik hayatımızda ne güzel söylüyor. Bak, vesvese imandandır. Halis imandandır. Müminin başına gelir, gavurun başına gelmez. İmtihandasın, iradene sahip olacaksın, kararlı olacaksın. Cenab-ı Hak imanımızı kuvvî, ahlakımızı güzel eylesin. Şeytanın şerrinden bizleri de, evlad-ı iyalimizi de korusun inşallah. Ümmet-i Muhammed de korusun. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i Şerife, mal Besmele-i Şerife. Üçer salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Birer elem neşrah leke şerif. Besmele ile beraber. Sadrık bu da ne anka. On üçer İhlas-ı Şerif. Besmele ile beraber. Kul huvallahu Allah. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْعَلَى الْوَهَّابِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِ اِجْمَعِينَ Ya Rabbi, namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celile'yi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimizin, cümle peygamberlerin, Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab etbaalarının,
bil cümle ahirete itaatın müminatın hassaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyadi Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz eserlerinden yararlanan üstazlarımızın buracıkta bulunan bizlerin bu güzel vatanı bizlere hediye eden şüheda ve kuzatın, ashab-ı hayratın, arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmış garip müminlerin tüm geçmişlerimizin ervahına bağışladık vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerini yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil eyle. Cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, hayattaki fitnelerden, şüphe fitnesinden, küfür fitnesinden, nifak fitnesinden, ayrılık fitnesinden bizler muhafaza eyle. İmanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzel eyle, rızkımızı helalinden bol eyle. Hayatımız boyunca hayırlarda yarışan sahih salih kullarından eyle, akıbetimizde hayır eyle. Subhan rabbina rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.